diye. Benim adım Gırgır Ali. Bu filme gelirseniz sizler öperim. İşte bu filmde gırgırım yerinde. Kadını kaçırma. Hayat bir gırgırdır. Kadın daha büyük bir gırgır. Kadınlarla gırgırım huyumdur acizane. Abi huyum daha var. Önce öper sonra döverim. Niye mi? Gırgır olsun diye. Benim adım Gırgır Ali. Bu filme gelirseniz sizler öperim. İstediğim saatte kalkacağım. Tamam baba, tamam. Vallahi seni bu evde bırakmayacağım, merak etme. Ben sensiz ne yaparım? Doğru, ben de sensiz ne yaparım? Yalnız bir şey var. Her hafta bir kelimeye takıyorsun. Bu hafta da tamam baba, tamam mı taktın? Bozuk plak gibisin vallahi ha. Acilen kalkıyorsun. Komutan kalkmadan ben kahvaltı yazdım. Tamam. Hadi. Ev sahibim, hoş geldin. Hoş geldin de neden bu saatte geldin? Daha herkes uyuyor. Ben onu bunu anlamam. Bütün kiracılarım evleri boşalttı. Boşaltmayan bir tek sen kaldın. Evimde 3.30 paraya bir sen oturuyorsun. Evet. Ah, yumurtalarım. Yumurtalarım. Yumurtalarım.
Ah ah, yumurtalarım, yumurtalarım. Sende Allah vicdan korkusu yok mu? Allah şahidim olsun, bu sefer attıracağım seni bu evden. Ne o baba, yine mahkeme olayı mı? Evet oğlum, ama merak etme. Gene mahkemeyi biz kazanacağız. Görüşeceğiz senin Ali Bey, görüşeceğiz. Görüşeceğiz efendim. Ah zahmet etmeyin Kemal Bey. Lütfen kapıyı ben açayım size. Ali! Ali, bu ses de ne? Ali, neler oluyor bu evde? Bir şey olmuyor karıcığım, bir şey olmuyor. Ev sahibimiz gelmiş. Sabah sabah ne istiyormuş gene? Hiçbir şey istemiyor karıcığım, hiçbir şey. Hal hatır sormaya gelmiş. Kapının vuruluşuna, kırılışına ne diyeceksin? Ha, o mu? Kabahat bende karıcığım. Camı da açmıştım, aynı zamanda kapıyı da açmıştım. Kurandel yaptı tabii. Kapı... Ne beceriksizsin ayol. Önce camı kapayıp sonra kapıyı açsan olmaz mı? Ama nerede sende o kafa? Karım içeride uyuyor. Sesten ürker mi? Yo, yo. Adam adam olmazsın. Kraliçem, buyur şekerim. Buyur canım, canım benim. Evet, çayın da hazır şekerim. Aa, bunun rengi daha tutmamış ki. Mümkün değil hayatım, mümkün değil. Tam 12 dakika 15 saniye kaynattım. Bu ev bu sabah çok garip. Her bir yerden sesler geliyor. Allah'ım, beni ıssız bir adaya yolla. Orada şöyle tek başıma bir kafamı dinleyeyim. Amin karıcığım, amin canım. Ne diyorsun sen? Yumurtanı ister misin dedim şekerim. Tam 40 saniye haşladım. Kulak memesi kıvamında. Mert, sen de altından şu gazeteleri ver bakayım. Aman anne. Mertciğim, niye böyle yapıyorsun şekerim? Biliyorsun annen masada gazete okur. Ev sahibi Kemal İnanmaz. Açtığı tahliye davası incelenmiş olup neticede kiracı Ali Güvenir'in evi tahliye etmesine kanunen gerek kalmadığına karar verilmiştir. Duruşma bitmiştir. Temyiz yolu açıktır. Herkese günaydınlar. Baba, benim saatim bozuk galiba. Akşam gelirken yeni bir saat alsana. Ben tam saat 8'e kuruyorum, 7.30'da çalıyor. Hep erken kalkıyorum bu yüzden. Ah, benim güzel kızım erken kalkıyormuş. Babası ona hemen akşam bir tane saat alsın gelsin. Ay, ben gecikiyorum. Bir üstümü değişeyim. Baba, çayımı koysana. Kızım, giyiniyorum yavrum. Geliyorum canım. Anne, babam niye böyle yapıyor? Aman, Allah Allah. Aman. Yavrum, niçin çayını kendin koymuyorsun? Sakat mısın? Aynı anneme çekmiş baba. Yavrum, sen her şeye karışma. Ben espri yapıyorum. Aman da benim kraliçem çay ister miymiş? Baba, şeker de versene. Vereyim canım yavrum. Şeker kızım benim. Buyur. Buyur canım.
Ne kadar istiyorsan at yavrum. Bir taneydi değil mi karıcığım? Canım. Ben gideyim artık. Para bırakmadan sakın gitme. Unutur muyum yavrucuğum? Buyur. Aa, bu ne bu? O para. Merkez Bankası basıyor. Allah Allah. Bu kadarcık parayla ben bu evi nasıl döndüreceğim? Ayrıca biliyor musun, bugün Tuluğ'un arkadaşının doğum günü. Çarşıya çıkacağız. Buyur karıcığım. Güle güle harca. Tüm param sana feda olsun. Ama Tuluğcuğum, güzel kızım, senin elbisen yok muydu? Gardırobun tıkanmasa elbise dolu. Ama baba, benim giyecek bir tek elbisem var. Bütün kış onunla mı geçireceğim? Yavrucuğum, benim de bir tek elbisem var. Temizletirim, temizletirim, giyiyorum. Ay geciktim, bana müsaade. Benim de tek bir ceketim var. Artık meşin gibi parlıyor. Sen sus, babasının yağcısı. Baba bak bana ne diyor ya. Yavrucuğum gürültü yapmayın. Mert'im biliyorsun annenin başı ağrıyor. Ama baba, arkadaşlarım hepsi giyiniyorlar. Yoksa sen benim herkesin içinde rezil olmamı mı istiyorsun? Haklısın kızım. Biz senin şerefini düşünüyoruz kocacığım. Allah sizlerden razı olsun karıcığım. Ne yani be? Tülü züppeli gidecek diye babamın canını mı alacaksınız? Yok yavrum. Fiyaka yapmak için canımı alacaklar. Hepinize iyi günler dilerim. Canım karıcığım benim. Mutlu günler dilerim. Sakın kendini yorma. Ben yemeği hazırladım. Erkenden geliyorum, sofrayı kurarım. Hep beraber oturup ailecek yemeğimizi yeriz. Tamam mı karıcığım? Karıcığım, sen o paraları hiç çekinmeden çatır çatır harca. Ben sana akşam kürek de getiririm. Hadi alasma aldık. Gelirken 2 kilo pirinç, 4 kilo fasulye, 1 kilo patates, 2 kilo da şeker almayı unutma. Emrin olur. Kasaptan da 2 kilo pirzola al gel. Başla karıcığım, başla. Bildim bildim. Mal sahibi derdi değil mi? Evet, tam yaramın üstüne bastın. Mal sahibim. Desene ayvayı yemişsin. Aynı dert benim başımda da var. Bu ev sahiplerinin hepsini kör testereyle keseceksin vallahi ya. Senin de bu tatlı dilin olmasa vallahi hiç çekilmezsin. Ama neyse. Öf. Ders bitmek bilmedi. Vallahi bana da öyle geldi. Bak ne diyorum biliyor musun? Çarşıdaki sinemaya gitsek. Tamam. Çok güzel bir aşk filmi oynuyormuş. Yani konusu biraz basit ama oldukça ilginç diyorlar. Yani ben seni çıkıştan sonra tekrar eve bırakırım. Anlaştık mı? Geometri nasıl geçti? Berbat. Hiç aklım ermiyor. Ya benim de. Ha, kutlarım. Baban mahkemeyi kazanmış. İyi ki kaybetmedi. Ya iyi ki kaybetmedi. Ya senin baban kazansaydı? Evden atılsaydık. Bir daha seni hiç göremeyecektim. Öyle söyleme. İyi ki babam mahkemeyi kaybetti. Senden uzakta ne yapardım bilemiyorum. Ben de. Ya kazık kadar adamlar niye didişirler bilmem ki. Bilseler biz birbirimizi seviyoruz. O zaman ne yaparlar? Aman sus, yerin kulağı vardır. Vallahi bacaklarımı kırar. Peki biz ne yapacağız? Gizli buluşmalara devam mı edeceğiz? Ne yapalım? Biz düşman ailelerin çocuklarıyız. Kader ayırdı bizi. Bana bak. Kırmayayım ağzını burnunu. Ben erkek adamım ya, böyle demem lazım. Kolay gelsin Halil Efendi. He, ne var? Ben 6 kilo pirinç, 4 kilo fasulye, 4 kilo tost çeker, birazcık parça et ve kıyma alacağım.
Ne saçmalıyorsun hanımefendi, Allah Allah. Burası bakkal dükkanı, kasap değil. Aa, nasıl olur, ben bir yanlışlık yaptım herhalde. Ne zaman ne hatası yapmıyorsun ki? Sen onu bunu bırak da söyle bari, ne istiyorsun? Neyse Halil efendi, kasap malzemesi şöyle dursun, ben bakkaldan alacaklarımı alayım gideyim. Biraz ağır olsan Halil efendi, borç sinsettini açtı. Üzülme be Halil efendi, borç yiyen kesesinden ya. İyi ama benim kesemden de. Halil efendi, ben daha bu ayın primlerini almadım. Primleri bir alayım getireceğim. Trik bütün borcumu. Bırak bunları, bırak, bırak. Bırakma masalları. Biraz önce karın da kızın da işte. Elleri kolları tatlılıydı be. Onlara var daha bize yok mu? Aman bakma sen onlara Halil efendi be. Onlar kadın milleti. Taksitle maksitle bir şeyler almışlardır. Bilmem. Bak. Ben onu bunu bilmem. Bak, borcunu ödemeden bir gram vermem ona göre. Halil efendi. Hı. Veresiye vere vere kalmadı. Selamun aleyküm Salih'cim. Oo Ali Bey'ciğim, siz buraların yolunu bilir miydiniz? Hangi rüzgar attı sizi buraya bakayım? Karayel. Bence Şaykan'ım rüzgarı. Ha? Bildiniz. Gene ne istiyorsun başımın tatlı belası? Bil bakalım ne istiyorum. Bilmiyorum. Bilemeyeceğim. Bilmek istemiyorum. O zaman ben söyleyeyim Salih'ciğim. 1 kilo dana biftek, 1 kilo dana kıyma, 1 kilo da pirzola. Ali Bey, senin tatlı dilin dedik, selam ahbaplık dedik ama boş dağları aştı. Aa, o kadar oldu mu? Ne yapalım be Salih'ciğim, bu ay biraz tıkandık. Biz de tıkandık. Hiç olmazsa arada bir yemle bizi. Salih'ciğim biliyorsun, ben de olsa vermez miyim? Senden para alıncaya kadar bende sabır taşının kırıntıları bile kalmayacak. İyi, hadi 250 gramcık vereyim. Yağsız olsun. Yağsız, öyle mi? Yarın tekrar okul çıkışı buluşacağız, hadi değil mi? Hadi ayrılalım artık. Neden? Mahalleden biri görürse babama söyler, kötü olur sonra. Söylerlerse söylesinler. Zaten insanlar bizi ayırmak için fırsat kolluyorlar. Ben korkmuyorum. Sen de korkma. Ama ayrılmak zorundayız Mert. Tamam. Bak bana telefon tamam. Açmayı unutma. Dur. Maşallah. Anasının kızı ne olacak? Kraliçelere döndün. Bakayım. Pek de güzelmiş benim yavrum. Peki ya bu kötü mü anne? Aa ne demek? Çok yakıştı benim kızıma. Sanki sana göre dikilmiş. Ay ayakkabıyı unuttuk anne. Alırız kızım alırız. Kırıtarak yürü bir bakayım. Kırıt. Bir de kız olacaksın. Anne. Şöyle. Oo ana kız neler yapıyorsunuz öyle? Sen sus karışma. Kıskanç ne olacak? Bunları bugün mü aldınız? Babamın 3 kuruş kazanmak için canı çıkıyor. Siz de ana kız parayı alıp bu süprüntülere yatırıyorsunuz. Anne bu oğlan manyak. Bana bak manyak sana derler. Oğlum dur. Gel buraya. Gel buraya. Sen buraya. Ne oluyor ya? Bu ne gülüp çocuklar? Baba ya beni görüyor. Baksana baba paraları nereye gidiyor? Bak. Tamam Mert'ciğim biliyorum. Ne yapalım kısmet? Sen mi geldin? Neyse ben çok yoruldum. Etrafı topla yemeği de yapıver. Tamam şekerim yemek hazır zaten. Ben bir salata yapayım. Hep beraber birbirimizi yiyeceğimize yemek yiyelim. Sevgilim, iyi ki sabahtan kalan kahvaltının bulaşıklarını yıkamamışsın. Kendini yormuş olurdun hayatım. Sabah bıraktığım gibi bulmak evi beni nasıl mutlu ediyor bilemesin hayatım. Ben şimdi sana bir salata yapayım. Parmaklarını ye, yanında beni de ye. Hey.
ayol bu ne? Kıyma hayatım. Bu kediye bile yetmez. Doğru. Ben de kasaba aynen böyle söyledim. Kasap efendi dedim, bu kediye bile yetmez dedim. Kasap ne dese beğenirsin. Ne dedi? Biliyorum ama önce hesap dedi. Aman artık idare edeceğiz be hayatım. Oh. Aa, ev sahibim Kemal Bey. Hoş geldiniz. Karıcığım, evet, ev benim. Sahibiniz. Ama biz evde yokuz Kemal Bey. Ama ben var olduğunuzu görüyorum. Hayal görüyorsunuz Kemal Bey. Ya öyle mi? Ben de Ali Bey'in hayaliyle konuşurum o zaman. Ali Bey. Hayali Ali Bey. Ali Bey. Utanmaz adam. Dinin imanın yok mu senin? Peki peygamberin de mi yok? Garanti Allah'ın da yoktur senin. Vallahi bakın benim dinim de imanım da Allah'ım da var. Karıcığım bil bakalım kim geldi? Ev sahibimiz geldi. Ama Kemal Bey bu kadar yırtıldığınıza göre herhalde sizin yok. Utanmaz adam. Utanmaz Allah'mız herif. 1,5 milyon oturuyorsun 7 milyonluk dairemde. Allah'tan kork be. Aa, tatlı yiyelim tatlı konuşalım. Buyurun. İstemez. Ama benim kapı gibi kontratım var. Sen o kontratı aldın. Buyurun Kemal Bey, afiyet olsun. Kemal Bey. Kemal Bey, ağlıyorsunuz. Lütfen ağlamayın Kemal Bey, ağlamayın. Bu yaşlar size hiç yakışıyor mu Kemal Bey? Ne yapsam ki? Karıcığım, ne yapsam ki? Bu sefer mahkemeyi ben kazanacağım. Beni ne kadar ağlatsan da, sızlatsan da bu böyle. Bu benim son gelişim. Ah, inşallah Kemal Bey, inşallah. 2 haftaya kadar. Kemal Bey, 2 haftalık mı ömrünüz kaldı? Karıcığım duydun mu bak, Kemal Bey'in 2 haftalık gidiyor. Saçmalama. 2 haftaya kadar çıkmazsan sen bilirsin. Namussuz, vicdansız, dolandırıcı adam. Ne hakla babama namussuz diyorsunuz? Ne namussuzluğunu gördünüz ki? Şuna bak, bacak kadar boyu var, pabuç kadar dili var. Sen benim kızım olacaktın da. Bak gördün mü? Pabuç kadar boyun var, bacak kadar dilin var. Ya Kemal Bey'in kızı olsaydın, değil mi? Ali Bey, 2'de 1 bize erkeklik taslayacağına ev sahibi Kemal Bey'e tasla. Haklısın karıcığım. Kemal Bey, hayt! Kolay gelsin. Sağ ol Niyazi abi. Allah eksikliğini göstermesin. Kesenin ağzını açtığında mahalleli garibanlar aslan oldu. Aslan mastan anlamam. En az 10 siklette madalya bekliyorum. Evelallah Niyazi abi. Sen hiç merak etme. Yoksa keserim arpayı. Ona göre. Tamam mı? Niyazi abi şu mahalledeki Kemal Bey seni görmek istiyor. Allah Allah. Kemal Bey'in benimle ne işi olur ki? Hadi eyvallah. Anlat bakalım derdin ne? Sana bir iş teklif edeceğim. Benim 3 katlı bir apartmanım var. Oo, Allah'a attırsın. 2 katı tahliye ettim. Biri çivi çaktı. Namussuz avukatın en bileklisini tutmuş. Ne yapsam, ne etsem çıkaramıyorum. Derdin buysa bozma moralini. Avukatın otladığı çayırdan biz 40 yıl önce geçmişiz. Biz kestirme yol kullanırız. Onun için sana geldim ya. Tam doktorunu buldun. Bu iş sana bir yarımlığa tamamlarız. 5'e mi? Yok canım. O kadar tutmaz bile. Sen benimle alay mı ediyorsun ha? Peki ne kadar tutar? Sen yanlış anladın. 50 milyon canımın içi. 50 milyon. Çok değil mi evladım? Bu kadar. Başka bir şey de yok. Madem öyle anlaştık. Okuldan kaçtım. İnşallah babam duymaz. Yoksa vallahi beni öldürür. Beni de. Okumam için elinden geleni yapıyorum. Ne olacak böyle bilemiyorum.
Baban zaten bir şeylerden şüpheleniyor galiba. Bacaklarıma kötü kötü bakıyor. Kıracak gibime geliyor. Ama ben seni çok seviyorum. Seni benden kim ayırırsa gider önce kendimi, sonra onu öldürürüm. Deli kız. Kendini öldürürsen sonra kimi öldürebilirsin ki? Alay etme benle lütfen. Tamam kızma, lafımı geri aldım. Pardon, yanlış eve geldim galiba. Doğru eve geldin. İçeri gir. Aa! Ne oluyor ya orada? Geç. Geç otur şöyle bakayım. Arkadaşlar gıdıklanırım. Ben yaslanırım. Ya durun. Bırakın adam be. Hırlı mıdır, hırsız mıdır? Huylu mudur, huysuz mudur? Bak hanım. Bu katı boşaltacaksın. Tamam. Boşaltayım. Ayda 1,5 milyona bir ev bul. Hemen boşaltayım. Sen benimle dalga mı geçiyorsun lan? Niye dalga geçeyim ki beyefendi? Karıcığım şimdi ben bununla dalga mı geçiyorum? Hiç dalga geçilecek bir adama benzemiyor ki. Değil mi karıcığım? Ah canım, arkanın yastığı yok. Bir dakika birader, şunu bir alayım. Şimdi rahat yaslan şekerim. Sizin yastığınız. Şunu da sizin arkanıza koyayım. Yaslanın beyefendi. Burayı boşaltacağız. Hem de tıpış tıpış, tamam mı? Tamam. Bir kiralık ev bulayım. Hemen. Gelin benimle. Gelin benimle. Pişt. Yardım etseydim. Birader aman o tabancayı sakla, patlar matlar. Oraya da sokma, dikkat et. Bir patlarsa maazallah. Ah karıcığım. Ah karıcığım, nedir başımıza gelenler? Ben bir an rüya görüyorum zannettim. Ben de. Ne yapacağız peki? Ne yapacağız, ne demek ya? Git karakola şikayet et şunları. Evet, karakola. Ben mi? Evet. Baba ben de okulu bırakıp bir işe gireyim mi? Olmaz öyle şey. Ama sen çok yoruluyorsun. Olmaz öyle şey. Bak Tulu okumada iyi mi oldu? Aman kımıldama yavrum, yumurtalar soğur. Karıcığım sen hiç karışma, biz sofrayı 2 dakikada kurarız. Çok yorgunum zaten bugün. Ha, biliyor musun elektrik faturası geldi. Tam 600 bin lira. Yarın bakarız. Aa, su parası da geldi. 250 bin lira. Öbür gün bakarız. Bakarız bakarız. Başka laf yok ki. Ne zaman rahat edeceğiz biz bilmiyorum ki. Ah ah. Babamın evi bolluktu bolluk. Keşke orada kalsaydın be karıcığım. Sonra bizi de yanına aldırırdın. Sen benimle alay ediyorsun. Gözüne dizine dursun. Sana aslanlar gibi 2 tane evlat verdim. Mükafatı bu mu Allah aşkına ha? Benim kadar taş düşsün kafana inşallah. Baba anne. Baba yemekler yemekler üstüne koş. Koş. Anne çabuk. Kaldık. Kaldık. Zelzele. Korkma. Hanım ileri gidin, biz de geliyoruz. Bence bu zelzele değil. Ben bir gidip bakayım.
Anne ben çok korkuyorum. Korkma yavrum, korkma. Baba dikkat et. Ben şimdi gidip onlara gösteririm karıcığım. Atla, hepsini parçalayacağım. Dışarıda görüşebilir miyiz? Tabii, buyurun. Buradan başka basket oynayacak yer bulamadınız mı? Kemal Bey burayı bize kiraladı. Niyazi abi bu de... Niyazi kim ya? Nereye gitsem karşıma çıkıyor. Niyazi abi tanımıyor musun sen yoksa? Niyazi abi tanımaz olur muyum? Çok severim kendisini. Sorun ne? Tamam, bir şey demedik. Niyazi abiye selam söyle. Çalış, iyi basketçi olursun. Çocuklar da fena değil, idare ederler. Ah şöyle yola gel. Ne oluyormuş yukarıda? Yukarıyı sporculara kiraya vermiş. Ay ne hakkı varmış ki sporculara kiraya vermeyi? Koş karakola, haber ver karakola! Ben mi? Bu saatte karakol rahatsız edilir mi? Hepsi uyumuştur. Gel şekerim, gel. Bir de karakola git diyordum bak. Bitti işte. Ya şu halimize bak. Bu evi sen ancak bir ayda değil iki ayda temizlersin. Sürer. Evet doğru. Ay ay. Sanki hiçbir şey olmamış gibi sümsük sümsük pijamanı giyiyorsun. Ay daha başımıza neler gelecek neler. Yarın sabah ilk işin karakola gitmek olacak ona göre. Yo dayanamam. Dayanamam. Olacak şey mi bu? Karıcığım üzülme. Sabah ola hayrola. Yeter artık. Başımıza gelene bak. Aa, şunun haline bak. Yatağa girmiş bile. Ne umursamaz adamsın yahu. Ört ört karıcığım hava soğuk. Şahikacığım. Yo ben dayanamam. Sabah ilk işin karakola gitmek. Şahika. Ne var? Sus canım. Sustum. Oh be. Sessizlik ne kadar güzel. Yukarıdaki sessizlik. İnsan huzur buluyor. Destur. Aa ne oluyor be? Düğün var galiba yukarıda. Bu saatte ne düğünü bu? Şaşırmış mı bunlar? Sen uyu canım uyu. Ne duruyorsun? Kalksana. Sen uyu karıcığım uyu. Kalksana sümsük herif. Kalk. Tamam karıcığım kalkıyorum. Geçtik işte. Sen uyu karıcığım uyu uyu. Thank you.
Niye kestin karıcığım? Ah. Ne güzel oynuyorlar, şu birazcık bilmiyor. Vallahi benim suçum değil, Niyazi Bey'in suçu. O tuttu bizi. Onun suçu. Hadi, hadi, hadi yürü de çıkalım, hadi. Bir dakika şekerim. Bir dakika, benim çocuklara söyleyeceğim bir şey var. Onu söyleyeyim gelim, sen git yat. Ben bunları bir susturayım, geleyim, tamam mı? Olur. Vur. Çocukları yapmayın. Günden imamdan çıkarırsın. Yürü dedim sana. Ben alayım şekerim. Nedir bu başımıza gelen? 3-5 şekerim, üstünü örteyim. Yukarıda ses, aşağıda ses. Sabır ver Allah'ım. Haklısın kardeşim, haklısın. Allah sabır verir inşallah. İyi uykular karıcığım. Dans ediyorum karıcığım. Aa. O uzun boylu çocuğu taklit ediyorum. Böyle böyle omuzdan böyle. Aa, sen, sana geldiler galiba biraz. Ne oluyor ya, ne oğlum? Sinirleniyorum bak. Ali, sinirleniyorum. Ama karıcığım, folklor yapması hoşuna gitmiyor mu kocanın? Getireyim mi? Ay, folklorun bassın senin inşallah. Senin folklorun bassın inşallah. 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 Allah, dünyanın parası verdim. Kuştuğu o ya. Senin kör olasın seni. Senin kör olasın. Karakola gitmeyi sakın unutma. Tamam mı? Tamam.
Öğretmen dersin ortasında söz yapacağım dedi. Tabii bu hiç çalışmamış. Pat tahtaya kaldırmasın mı? Bir de utanmadan suratıma bakıyorlar. Geç bakayım şuraya. Hem suçlular hem güçlüler. Bir dakika Kemal amca. Onun bir suçu yok valla. Ama baba... Kesin sesinizi. Koparırım dilinizi. Bana bak zıpçıktı. Gül gibi kızım senin gibi donsuz bir babanın çulsuz oğluna mı kaldı? Sana değil kızımı vermek, ayağımdaki eski pabucu bile vermem. Babam hakkında böyle konuşamazsınız Kemal amca. Konuşurum. Bastonumu beynine yemeden defol git. Sana gelince seninle de görüşeceğiz. Yarın yollayayım Kayseri'yi halanın yanına da Anya'yı Konya'yı anla. Yürü çabuk, doğru eve gidiyoruz. Ana kız ne işler becerdik ne işler. Evi baştan aşağı temizledik. Pırıl pırıl oldu. Ayaklarımıza kara sular indi ama. Buyur al kocacığım. Hangi dağda kurdu öldü hanım? Senelerdir ilk defa kahve yapıp ayağımı getiriyorsun. Afiyet olsun kocacığım. Dur hele lafımı kesme. Bugün çarşıya çıktık. Kırılan tabağın çanağın yerine yenilerini aldık. Parası? Ay başında ödersin şekerim. Ha, sonra kırılan aynayı da değiştirdik. Parası? Ay başında ödersin hayatım. Ha. Sonra düşündüm. Şu koltuklar anamındı. Miadını doldurdu dedim. Yeni bir takım siparişi verdim. Onlar da ay başında geliyor. Görünce bayılacaksın. Parası? Ay başında. Güzel. Sana son bir sürprizim var. Dur, bekle. La 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 la. Ve işte karşında. Nasıl buldun hayatım? Ha söyle bakayım ha. Nasıl buldun? Dehşet verici. Bir bu eksikti. Bu nereden çıktı ya? Parasını kim ödeyecek bunun? Ay önemli mi Ali'ciğim? Ayda 3 milyon 999 bin liracık taksitle. 3 milyon 999 bin liracık. Mert'e de ucuzluktan güzel bir pardüsü aldı. Okula giderken üşütmesin sevgili oğlum diye. Karıcığım aklına bir şey gelmesin de ben senin zekana hayranım. Mert'e pardüsü aldın ha. Aferin sana vallahi iyi yapmışsın. Mert nerede? Odasına çekildi. Biraz keyifsiz. Rengi de sapsarı. Yok ya nesi var? Anlamadım bilmiyorum ki. Ben bir Mert'e bakayım. Sen şu kahvemi bir tut. Ben birazdan geliyorum. 3 milyon 999 bin liracık. 4 milyon bile değil. Değil değil. Keşke 2 tane alsaydın. Keşke. Kısmet be. Kız meselesi mi yoksa? Hı. Nereden duydun? Kemal'in kızı değil mi? Oğlum mahallede duymayan kalmadı. Peki kızdın mı baba? Niye kızayım oğlum? Sanki biz hiç aşık olmadık. Bak içeride. Ne oldu? Dalaştınız mı? Yo. Babası sokakta yakaladı ikimizi. Kudurdu adam. Kudur tabii oğlum. Bu aralarda kudu salgını var. Ama yaklaşma ısırır ha. Onu Kayseri'ye halasının yanına gönderiyor. Bana da donsuz babanın çulsuz oğlu dedi. Vay çizilmiş kestane vay. Bizi evden çıkartmak için yapmadığı rezillik kalmadı. Annem o kadar söylüyor. Niye gitmiyorsun karakola? Gitmemen için bir sebep mi var baba? Nedir baba? Korkuyorum oğlum. Neden korkuyorsun? Sen bir tek annemden korkarsın. Güzel oğlum. Ben ne zaman karakola gittiysem başıma bir dert geldi. Bak çok küçüktüm. Bir gün top oynuyorduk sokakta. Daha doğrusu ben oynamıyordum. Oynayanları seyrediyordum. Oynayanlar... Beni aralarına almazlardı. Çünkü topum yoktu. Kazayla top gitti. Fuat amcanın camını kırdı. Çocuklar kaçınca bir ben kaldım orada.
Yediğim dayak yetmedi. Doğru karakola. Komisere derdimi bir türlü anlatamadım. Ha bir de bir arkadaşım vardı Zühtü diye. Böyle değnek gibi upuzun bir şey. Mahalle eşrafından birinin kızına aşık olmuş. Kızla da anlaşmış, kaçırmaya karar vermiş. Tabii benim bu olaydan haberim yok. Biz Zühtü'yle elimizde merdiven geldik, kızın balkonuna dayandık. Hesapta kız kaçıracağız. Ama kızın babası tabii olayı öğrenmiş. Polise haber vermiş. Polisler geldiler bize armut devşiri gibi devşirdiler. Yani anlayacak kısacası. Ama giderken avlandık. Attılar mı biz nezarethaneye? Soruşturmalar, araştırmalar. Anamdan emdiğim süt burnumdan geldi. Sonunda suçsuz olduğum anlaşıldı. Anlaşıldı ama nezarethaneden de nasibimizi aldık. Üzerine afet, bir güzel bitlendik. Talihsizlik bu kadarla bitmedi tabii. Dedim ya takside çalışıyorum diye. Bir gün bir tane turist aldım, Sultanahmet'e götürüyorum. Sultanahmet'e yakın bir yerde inmek istedi. İndirdik. Hatun indikten sonra arka koltuğa bir baktım. Aa, cüzdanı unutmuş. Hemen peşinden koştum. Cüzdanı vereceğim, polis araya girdi. Yahu kardeşim bir dakika diyorum, ben hırsız değilim. Polis hırsızsın diyor. Yahu kardeşim cüzdanı unuttu diyorum. Taksim'den indi şimdi diyorum. Kadın da gelip bu hırsız diye tutturmaz mı? Al başına belayı. Yaka paça doğru karakola. Biz insanlık yapalım dedik. O kalktı cüzdanımı çaldı diye polise şikayet etti. Doğru karakola. Tabii komiser bir kere mimledi ya. Hiç sorgu sual yok. Direkt nezarethaneye. Ertesi gün bıraktılar tabii. Bıraktılar da biz bitlendiğimizde kaldık. Sen olsan gider misin şimdi karakola? Ama baba o günler gerilerde kaldı. Bir tesadüftür olmuş. Şimdi karakola gidersen her şey hallolur. Yapma baba. Kanun var, nizam var. Sen akıllı adamsın. Sen beni akıllı buluyor musun sahiden? Sen dünyanın en iyi kalpli, en mert adamısın. Yok ya. Vallahi mi? Vallahi. Ne oluyor? Ne oluyor? Rezil oldum. Ne oldu? Heriflere bak, çiş yapıyorlar bize, göstererek. Çekin oradan. Çekin oradan. Çekilin, çekilin, çekilin. Ben şunlara bir bakayım. Aa! Terbiyesiz adamlar. Puh. Bakmayın. Bakmayın. Ayrıca önemli bir şey yok canım. Şu kadar bir şey. Utan, utan. Karının kızının önünde bunları yapıyorlar. Hala sen karakola gitmeyecek misin? Sen gitmezsen ben gidiyorum. Dur karıcığım dur. Olur mu? Elin lojesiyle erkek işine karışma. Ben giderim. Niye giderim? Çünkü işin içine çiş karıştı. Bu erkek işi ben gidiyorum. Oh be. Oh nihayet karakola yolladık. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Merhaba. Ne o, bir derdin mi var arkadaş? Komiser Bey'i görebilir miyim? Ne hakkında? Büyük bir asayiş olayı hakkında. Gir içeri söyle. Sağ ol. Kızmaz değil mi? Niye kızsın kardeşim? Doğru. Niye kızsın değil mi? Buyurun efendim. Affedersiniz. Komisere bir şey söyleyebilir miyim? Tabii karşı oda. Buyurun şöyle. Sağ ol. Söyle be.
Evet, ne istiyorsunuz? Amirim, çok önemli bir asayiş durumu var. Ne gibi asayiş? Anaçık mı? Hayır amirim. Nasıl söyleyeyim? Ha! İdrarik, idrarik. Ne demek idrarik? Şey yani... Lafı geveleme, söyle derdin ne? Şey amirim, küçük su. Biz o bölgeye bakmıyoruz. Bunun bölgeyle alakası yok amirim. Bu resmen şey, çiş, idrar. Başkomiserim, ekiplerimiz karabelaya sıkıştırmış. Yalnız maalesef ellerinden kaçırmışlar. Olay yerinde bıraktığı ceketinden nüfus kağıdı çıktı. Buyurun efendim. Hele şükür. Belanın kimliğini elimize geçirdik. Yakalayın. Amirim tamam, vazgeçtim. İstediğin yere işesin amirim. Yürü. Akrabanız olduğunu bilmiyordum. Vallahi bilmiyordum. Patron, duyduğumuza göre Ali Güven'i... Karabelaymış. Ne? Şimdi öldürür beni. Anne. Anne polis. Aa, destur. Ne istiyormuş? Yarın sabah hepimizi emniyet müdürlüğüne çağırıyorlarmış. Yanlış olmasın kız. Emniyet müdürlüğünde ne işimiz varmış bizim? Babamı tutuklamışlar. Babanı mı tutuklamışlar? Gazetelerin aylardan beri yazdığı karabela var ya. Var. Bana ne elin belalısından? İşte o belayla babammış. Ay bana bir şeyler oluyor. Son cinayeti ne zaman işledin? Bir ay önce bir tavuk kestim. Pınarlar köyündeki 3 kişiyi kim vurdu? Say onları kim vurdu? Onlar kim vurdu gitti herhalde, değil mi? Peki otobüs soygununa ne diyeceksin? Vallahi biraz ayıp ettiler. 40 kişiyi soy, çek git. Otobüs soygununda kaçırılıp hırsına geçilen kadınlara ne diyeceksin? Vallahi herhalde önce hamile kalacaklar, sonra da anne olacaklar. Soygundan aldığın paraları nereye sakladın? Bakın ben para saklamam. Maaşımı alır götürür, Pring karımın eline veririm. O da sağ olsun 3 gün içinde altından girer, üstünden çıkar. Allah'tan ki ev kirası eski kira da geçinebiliyoruz. O da şimdilik. Ev sahibi Kemal Bey beni evden çıkartmak istiyor. Aslında hepimizin başında tabii. Bu ev sahiplerini kör testereyle kesmek lazım. Özellikle Kemal Bey'i. Demek Kemal Bey'i de öldürmek istiyorsun. Bu kadar muhabbet yeter. Ben eve gideyim artık. Otur. Zabıta tarihinin en korkunç katili. Şimdiye kadar 6 kişiyi öldürmüş, 38 silahlı soygun yapmış, 5 kişiyi kaçırıp ırzına geçmiş. Vay ahlaksız herif. Benim gibi kadının üstüne gül koklanır mı hiç? Peki ama anne, baban bütün bunları yapacak zamanı nereden bulmuş? Dilinin zoruna bak. Zırt diyor, pırt diyor, mal satma bahanesiyle Anadolu'ya çıkmıyor muydu? İnanmam, babam bunları katiyen yapamaz. Polis, sen daha mı iyi bileceksin sen? Belliydi. Karakoldan, polisten bu kadar korkan adam olmaz. Thank you.
Selamun aleyküm. Aleyküm. Aleyküm selam. Allah korusun. Hoş geldin. Gereğini yapayım. Estağfurullah. Ağam ceketini alın abi. Yok. Ben çıkartırım. Ağam. Sağ ol. Ben alayım. Yok tamam ben çıkartırım. Bir dakika ben huylanırım. Bir dakika. Estağfurullah. Ben çıkartırım. Hoş geldin. Karabalı abi. Anladık. Vallahi sen gel. Gel. Bir dakika bir dakika. Ellemeyin. Ben yapamadırım abi. Ulan huylanır lan. Bir dakika. Geçmiş olsun evladım. Allah kurtarsın. Sağ ol. Sana da geçmiş olsun. Sağ ol. Bunu kurtarabildim ancak. Size güzel bir bonfile hazırladım. Çocukla gönderirim. Afiyetle yiyin. Sağ ol. Sağ ol. Allah zihin açıklığı versin. Aslan evladım benim. Kahraman babanın aslan evladı. Kardeşim gibi severim babanı. Kayseri'ye telefon ettim, İnci'yi taksiyle getiriyorlar. Seni gidi kafir seni. Gel bir öpeyim seni. Gel gel. Hadi koş eve beklemesinler. Hadi çocuğum. Birinci koğuştaki Bedri abi. Bak bakayım şuna. Bişmiş ağam. İyi. Bu tavuklar ne lan? Bu tavukları baş gardiyanın kümesinden çaldım ağam. Kart lan bunlar. Tazesini de getirdim. Ağam evet. Sana canım kurban. Ulan çorap, gömlek. Bırak bakalım. Bana bak gömlekler dar gelirse dördüncü koğuşa sokarım bunları ha. Yok abi müebbet koğuşundan yorgan yastık. Birkaç yorgan daha gelirse hani burada bir yorgancı dükkan açacağız ha. 17. koğuştaki Adanalı Hakkı Adam lahmacun. Nasıl baba? Düşmüş ağam. İyi. Koy kenara yeriz birazdan. Hoş gel la gel. Allah paralara bak ha. Sağ ol sağ ol. Reis bu kadar parayı ne yapacağız ya? Ne yaparsan yap abicim. İyi. Yürü bakalım. Eyvallah abi. Reis ne yapalım bunları? Vallahi sen bilirsin ağam. Reis şunları koğuşa üleştir be. Vallahi büyüksün ağam be. Eyvallah. Peki ağam. Ağam lavaşlar da benden. Bırakın resim çekmeyi de oturun yerinize. Ne oluyor baba? Bilmem ki oğlum. Şimdi sayın savcı iddianameyi okuyacak. Sayın hakim bey, ben iddianameyi okuyamam. Neden? Çünkü bu sanık maalesef suçsuzdur. Devam edin. Af kanunu çıktığından bu yana hiç suç işlememiş olduğu resmi kayıtlardan anlaşılıyor. Ayrıca 5 ayrı olayda suç işleyen faillerin Karabela adını kullanarak sanığın üzerine suç attıkları emniyet kayıtlarından anlaşılmaktadır. Bu sebeple sanığın serbest bırakılmasını talep ediyorum. Yani hakim bey, şimdi ben serbest miyim? Geçmiş olsun. Allah seni başım. Geçmiş olsun. Başımıza bakma abi. Allah. Kardeşim benim aslanım aslanım. Geçmiş olsun abi. Herkese dert anlatmaktan helak oldum vallahi. Ayol benim kocam bildiğiniz erkeklerden değildir derdim. Alim Allah bir kızarsa dünyaları yıkar derdim de kimsecikler inanmazdı. Şimdi görsünler bakalım aslan kocacığım benim. Babacığım kahveniz buyurun.
Evladım alsana tepsiyi babanın elinden. Pardon anne. Pardon babacığım. Şunları da kaldır. Kaldırmasın. Isırdı. Güzel kocacığım benim. Aslanım Şayıkacığım, benim. Sana kim otur dedi? Affedersin. Oğlum çıkart bakayım şu çorapları. Oğlum kelektik yapma. Bugünlerin tadını çıkar. Sok ayaklarını şuraya. Gel bakayım sen de. Ama baba. Gel. Koy o tepsiyi oraya. Dil. Dikka bakayım. Demek ki bu dünyada 17 kişiyi öldürmek varmış itibar görmek için. Şimdi ana haberlerimiz. Af kanunundan yararlanan Karabela kendi mahallesinde krallar gibi karşılandı. Geçtiği yerlere halılar serildi. Düğün bayram edildi. Bugün ülkede değişik yerlerde trafik canavarı yine... Ulan herife bak! Namlusu çaldı! Bir yandan yetkililerin verdiği... Yedirmem lan sana! Yedirmem! Denetim... Oo, buyurun, buyurun Ali Bey, buyurun. Buyurun, buyurun. Oraya olmaz. Allah aşkına. Böyle buyurun. Buyurun, buyurun. Buyurun da oturun Ali Bey. Karabela. Pardon, Karabela Bey. Ali Bey. Ali Bey. İstirahatinize bakın efendim. Kendi evinizdeki gibi. Efendim, duyduğuma göre uzun yıllardır fabrikada beraber çalışıyormuşuz. Evet, 15 yıl direksiyon salladım. Affedin, kıymetinizi anlayamadık. Cahilliğimize verin. Bundan böyle eğer uygun görürseniz daha iyi bir görevle beraberliğimizi sürdürmek istiyorum. Maaşınıza da 10 milyon zam yapıyorum. 10 milyon mu? Ay pardon. 20 demek istemiştim. 20 iyi demek istediniz. Peki ne iş yapacağım? Sizin için reklam bölümü şefliğini düşünüyorum. Aferin Ken. İyi düşünmüşsün. Sevdim seni. Fabrikamızın ürettiği tüm ürünlerin reklamından siz sorumlu olacaksınız. Güzel. Aferin Ken. Yalnız bir şartım var. Nedir? Reklamlarda başrol erkekleri hep ben oynayacağım. Harika. Muhteşem bir fikir. Aferin Ken. Seni çok sevdim. Diğer erkeklerin. Benden fazla ne yer var? Demin... Sayın bayanlar, baylar! Şimdi bu kel alak havada piknik yapan bayanlarla birlikteyiz. Ve onlara yağımızı soruyoruz. Evet hanımefendi. Buyurun. Buyurun. Nasıl hanımefendi? Yağımızı nasıl buldunuz? Çok. Ya siz? Harika. Ya siz? Mükemmel bir adam. Benden bahsetmiyoruz hanımefendi, yağdan bahsediyoruz. Yıllardır aranan ünlü gangster Karabela polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Herif sefasını sürüyor be. Ondan sonra tutuklanıp cezaevine gönderildi. Aman Allah'ım şu mutfağın haline bak. Bu bulaşığı nasıl yıkayacağım? Nasıl temizleyeceğim bunca tabağı çana? İsterseniz ben size yardım Karabela. Edeyim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bu elimdeki bulaşık deterjanını tanıdınız mı? Hayır, tanımadım. Tanıyamazsınız tabii. Çünkü etiketin üstünü elimle kapattım çünkü. Hanımefendi müsaade ederseniz ben size yardım edeyim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol Karabela. Oo. Hanımefendi, neden kirlettiniz bu mutfağı bu kadar? En iyisi siz de Karabela gibi yapın. Mutfağınızı temizleyemiyorsanız eğer...
Mutfağınızı temizleyemiyorsanız eğer, mutfağınızı temize havale edin. Üstelik de deterjanımız, hediyelidir. Yani, hediyelidir. Buyurun, hepsi bu kadar. Kimsin sen? Gerçek Karabela. Karabela'yı yakalayalı 2 ay oldu. Kendine reklam olsun diye bizi uğraştırma, fena olur sonra. Sayın komiserim, beni öldürün. Asın ama yiğidin hakkını yemeyin. Allah'ımı inkar edeyim, gerçek Karabela benim. O herif namının üstüne bağdaş kurdu, keyfini sürüyor. Ya, otur da anlat bakalım şu işin doğrusunu. Bundan tam 5 sene önce hakkımda vur emir çıkmış. Polis, jandarm hepsi peşimde. Göz açtırmıyorlar. Gece gündüz ormanda gizleniyorum. Kenarında bir dene göreyim. Peynir mi lütfen? Sahibi de içinde yok. Meslek icabı tabii, hemen ceplerini yokladım. Herifin nüfus kağıdı geçti elime. Kurtuldun oğlum Karabela dedim. Kurtuldun. Koş. Koş. Herifin nüfus kağıdını aldığım gibi volta. O nüfus kağıdı sayesinde jandarma kordonunu geçtim. O gün bugün o kimlikle yaşadım. Ama o namı çaldı. Affedersiniz. Tevkif edin beni. Dayanamıyorum. Gerçek ortaya çıksın, namım yürüsün. Gerçek Karabela yakalandı. Evvelce yakalanan Ali Güvenir'in kendi halinde bir vatandaş olduğu anlaşıldı. Vay! Vay! Ulan gösteririm ben sana ulan! Ne yapıyorsun lan burada? Hoş geldin Kel. Bir reklam kampanyası düşünüyorum. Uçaklarla ilgili. Ona çalışıyorum. Sen o çalışmalarını al da. Al. Ulan sahtekar. Ulan utanmaz. Ulan hayasız herif. Ulan sen kim Karabela olmak kim ha? Haklısın patron. Defol. Başına patron. Kovuyorum lan seni. Başına patron. Sus. Sağ ol patron. Yakamı bırakırsan otomatikman kovulmuş olurum. Giderim. Defol lan. Başüstüne patron. Gözüm görmesin lan seni. Tabii haklısın. Bir daha dolaşma lan buralarda. Başüstüne patron. Patron, bir kamyonet şoförüne ihtiyacın var mı? Git lan. Ulan git dedim lan sana. Sağ ol patron. Eminsin değil mi? Yok. Thank you.
rüyada gibiyim. Ben de sanki gerçek rüyada mi? Gibiyim. Gerçek tabii. Bak yarın uğrar seni alırım, anlaştık mı? Bekliyorum. Bir daha kızımın yanında görürsen beynini dağıtırım. Sahtekar Karabelanlı. Sahtekar mı? Tabii. İki güne kadar evi boşaltmazsa ben yapacağımı bilirim. Karabelaymış. Yürü kız, yürü. Devol. Hadi. Seninle de evde hesaplaşacağız. Yürü. İnşallah. Bunu da mı yapacaktın bana ha? Bunu da mı yapacaktın? 40 yılda bir övünülecek bir yanını buldum. Yerin dibine bat inşallah. Karabela'ya bak. Karabela. Ah baba, ha? Senin her tarafın Karabela olsa ne olur? Gözün kör olasınca, kör olasınca. Bir de bana ayaklarını yıkattırdın değil mi? Allah. Ben de yıkadım. Allah. Bilseydim yıkamazdım. Kahrol. Niye yıkattırdın? Kahrol. Bize kabahat. Yine Kemal Bey değil mi? Hı hı. Beni affet oğlum. Hep benim yüzümden. Yoksa sen de mi beni artık küçük görüyorsun ha? Sen dünyanın en iyi babasısın. Sıkkım ye inşallah gözü kör olasıca. Siz gidin, ben Mert'i bekleyeceğim. Taşınıyor musunuz? Nereye? Uzaklara. Babam artık bu mahallede kalamayız dedi. Seni bir daha göremeyecek miyim? Bilmem ki. Sık sık mektup yaz. Nerede olduğunu bileyim. Kaçar gelirim sana. Tabii yazarım. Ulan Mehmet! He? Kaç defa söyledik ulan sana Kemal Efendi'nin kızını peşine dolaşma diye ha? Sokaktan geçmeme de karışamazsınız ya.
Bak bakalım karışır mıyız karışmaz mıyız? Hadi lan şunu. Baba Allah aşkına söyle yapmasınlar. Baba. Oh, baba ya çoktan hak etmişti. Baba ey. Gir içeri. Lütfen. Baba. Yapmayın. Testini çıkarın şunu. Baba onu söyleyin. Yapmayın bırakın Ne oldu böyle? Bir şey yok baba. Nasıl bir şey yok lan? Bu ne? Bir şey yok baba. Oğlum ne oldu gözüne? Bir şey yok. Kim yaptı ulan bunu? Kimse yapmadı işte. Kim yaptı bunu? Kemal Bey'in adamları. Kemal Bey'in adamları ha? Geç şurada otur. Ama baba. Geç şurada otur beni bekle. Buradan kımıldama beni bekle. Baba lütfen. Baba. Herif yanımızda bir oturdu, gülüp gülüyor. Sahtekar geldi. Karabela. Hoş geldin anam. Yakışır mı ya sana be? Bacak kadar çocuklar ne istedin ha? Senin de... Allah belasını versin. Ne biçim konuşuyorsun lan sen? Öyle konuşuyor lan işte. Ne diyorsun lan sen? Duyayım lan seni. Thank you.
kadar yetmez. Daha çok. Benim adım Gırgır Ali. Bu filme geldiğiniz için sizleri öperim. Benim adım Gırgır Ali. Bu filme geldiğiniz için sizleri öperim. İyi bak ahbap. O zaman anlarsın kim olduğumu. Abimiz Ali, Gırgır Ali. Bir lafı iki kere söylemem Turgut. Anlarsın kim olduğumu. Abimiz Ali, Gırgır Ali. Bir lafı iki kere söylemem Turgut. Abi, benim adım Gırgır Ali. Bu filme geldiğiniz için sizleri öperim. Benim adım Gırgır Ali. Bu filme geldiğiniz için Gırgır Ali geçiriyor, biz sinek alıyoruz. İşte bu filmde Gırgır'ım yerinde. Tadını kaçırma. Anıt Ticaret Gırgır'la sunar. Prodüktör yani mangırları veren Mehmet Karahafız. Yönetmen yani mangırları harcayan Çetin İnanç. Gırgır Ali. Hayat bir gırgırdır. Kadın daha büyük bir gırgır. Kadınlarla gırgırım huyumdur acizane. Abi huyum daha var. Önce öper sonra döverim. Niye mi? Gırgır olsun diye. Benim adım Gırgır Ali. Bu filme gelirseniz sizleri öperim.